Esra Erol'un programından tiksinc bir haber gündeme düştü. Bu tarz programlar reyting için bunlardan çok beslendiği için zaten iyice araştırarak programı çıkarttıklarını ve birden böyle bir şey çıkmış gibi bir durum oluşturduğunu düşünüyorum. Öncesinde de bir haberi okuyalım. Siz de görmüşsünüzdür zaten ama daha da detaylarını anlatalım. Esra Erol'un programına katılan Mehmet Altun isimli bir konuk bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun evliliğin bitme noktasına gelmesinin sorumlusu olarak da kayınpederini gösterdi. Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise kocasının son olarak onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını söyledi. Esra Erol canlı yayında dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bu konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın diyerek dadı Meryem'i işlediği suçu sordu. Cezaevine girdiğini kabul eden Meryem cinayet suçundan 9 yıl yattı. Esra Erol geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın ifadelerini kullandı. Meryem ise o olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kaza ile ilgili olan bir durum diyerek kendini savundu. Esra rol olayın ayrıntılarını da anlattı. 8 yaşındaki hasret gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor ifadelerini kullandı. Dadı Meryem'in cinayeti işlediğinde 16 yaşında Serkan adlı bir erkek olduğu hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği öğrenildi. Gündem olan olay sonrası Meryem'in eski halleri ortaya çıktı. Evet bayağı kafanız karıştı değil mi? Bir de bu kadının işlediği suçun da haberi var. Haberler.com'dan okuyorum o habere. Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde 2011 yılında ilköğretim okulu ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Hasret Karakoç'u kullanılmayan bir evde toprağa gömerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 19 yaşındaki Serkan Şen 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın annesi Seba Şen ile kardeşi Şenol Şen beraat etti. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl süren davanın karar duruşmasında tutuklu olan Serkan Şen katılırken yardım etmek ile suçlanan anne 58 yaşındaki Sabahat Şen ile 18 yaşındaki kardeşi Şenol Şen katılmadı. Mahkemede son savunmasını yapan Serkan Şen suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti Hasret Karakoç'un kullanılmayan bir evde toprağa gömerek öldürmekle suçlanan Serkan Şen hakkında önce ömür boyu hapis cezasına hükmetti. Heyet daha sonra sanığın olay tarihinde 17 yaşında olduğunu dikkate alarak bu cezayı 22 yıla indirdi. Sanık için tahrik ve iyi hal indirimi yapılmadı. Cinayete yardım etmekle suçlanan anne Sabahat ve kardeşi Şenol ise beraat etti. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Emine ve İlkay Karakoç çiftinin 3 çocuğundan biri olan Şerbettar İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Hasret Karakoç 16 Şubat 2011 tarihinde okul çıkışından sonra ortadan kayboldu. Ailesi tüm aramalarına rağmen kızlarını bulamayınca jandarmaya haber verdi. Eğitimli köpekler yardımıyla yapılan aramalarda Hasret Karakoç'un botu evinin 50 metre yukarısındaki boş bir kömürlükte bulundu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler kömürlüğün yanında kullanılmayan boş evi içinde Hasret'in toprağa gömülmüş cesedini buldu. Olayın ardından cinayetle ilgisi olduğu düşünülen Karaköç ailesinin komşuları Sebaat Şen ve oğlu Serkan Şen ile kardeşi Şenol Şen gözaltına alındı. Anne ile Serkan Şen tutuklandı. Yargılama sırasında Sebaat Şen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Hasret'in gömüldüğü alanda Serkan Şen'e ait izler, ayakkabısında ise toprak kalıntıları bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun mahkemeye gönderdiği raporda Hasret Karakoç'un başına sert bir cisimle vuruldu ancak toprağa gömüldükten sonra kalarak öldüğü açıklanmıştı. Biraz uzun bir haber oldu kusura bakmayın ama detaylarını da anlatmam gerekiyordu size. Şimdi olaya baştan sonra baktığımızda her şey başlı başına saçma zaten. Birincisi böyle bir suç işlemiş biri nasıl oluyor da çocuk bakıcılığı yapabiliyor, dadılık yapabiliyor. Aranızda zengin, gelir olarak biraz daha iyi insanlar var. Orta üst grubundaki insanlar da var. Dadılık gibi konularda işe alım yapacağınız zaman lütfen biraz araştırın. Normalde bunu zaten sabıkasının çıkması gerekiyor. En başında zaten her şey belli olabilirdi. Ama nasıl göz ardı edilmiş. Orasını tam anlayamıyorum. Büyük ihtimal zaten babayla dadının önceden bir ilişkisi olduğu için böyle bir şey yapmışlardır. Adam olaya kolay seks gözüyle de bakabilmiştir belki. Yine de böyle bir durumda insan bir bakar. Yani çocuklarını emanet ettiğim biri çocuk katili. Yeni nesilde çocuk yetiştirme konusunda uçtan uca sorunlar var. Bazıları çocuğun her şeyini dikkate alırken, internette neleri tükettiğine nerelere yorum yaptığına kadar ilgilenirken bazıları da öyle bir salıyor ki bu ailede büyük ihtimal onlar. Hiç ilgilenmiyorlar lan çocuklarıyla. Ve bu arada bu dadının zamanında işlediği cinayetin normal bir olay olduğunu da düşünmüyorum ben. Daha çok tahminim istismara karşı çıkma durumunun sonucunda olan bir şeydir diye düşünüyorum. Tabii ki kesin konuşamayız. Orada değildik sonuçta. Bir diğer olay 16 yaşında bile olsa birini diri diri toprağa gömen birini özellikle hapiste 8-9 yıl tutmazsın. Bizim hukuk sisteminin maalesef böyle kötü bir yönü var. Suçlular cezalandırılmıyor. Rehabilite de edilmiyor. Bir bedel ödüyor yapıyorlar sadece. Ücret gibi. Şöyle düşünüyorsun. Ulan ben şu kişiye şunu yapsam. Bunun bedeli ücretine kadar olur? 5 yıl. iyi o zaman yapayım. Bak başta 22 yıl vermişler. 22 yıl kabul edilebilir bir süre. Ama ne oluyorsa olay birden 8 yıla düşüyor. Bizim hukukun işte insanı kanser eden bir noktası var. Bazen bir olayda kişi ağır bir ceza aldığını düşünürüz. Kendimizi rahatlatırız ama o cezanın 3'te birine kadar iniyor işte aldığı cezalar. Biri 5 yıl yiyorsa, özellikle hukuku bilmeyen insanlar bakıyor haber haberlere A5 yıl yedi. Tamam ya en azından hak etmiştir diyoruz ama neredeyse bir buçuk yılda çıkacak. Belki yatarı bile olmayacak. Burada avukat arkadaşlar net bir şekilde açıklamalarını yapar ama cezalar çok düşürülüyor. Hapishaneler bizde insanların bir an önce dışarı çıkması için kurulmuş sistemler. Ya toplumdan izole etmen gerekiyor. Suçu arttırır böyle şeyler. Tabii ki olaya baktığımızda gündemimizi peki ne meşgul ediyor? Cinayet işlemesi mi? Hayır. Aldığı ceza mı? Hayır. Hapisten çıktıktan sonra cinsiyet cinsiyetini değiştirmiş olması. Ya insanların olayları yorumlayış biçimi, çok geçirme etkileri. Rahatsız edici ya. Bu normi dediğimiz genel kitle var ya. Magazinsel çalışıyor sadece. Ulan doğru bir şeye şaşır. Çocuk katili birinin dadı olmasına şaşırmıyorsun. Onun özünde erkek olmasına şaşırıyorsun. Olaya bak lan. Bunun beni sinirlendiren noktası şu. İnsanlar tepkilerini de doğru dürüst koyamıyorlar. Böyle saçma sapan şeylere tepkilerini koyunca asıl olay değerini yitiriyor. Asıl olayla ilgilenen olmuyor. Normalde sırf bu olaydan dolayı bile bir yasal düzenleme çıkarılabilir, mecliste bir olaylar dönebilir, bir hareketlilik yaşanabilir. Ama bizimkilerin olsun ''Aa trans mıymış?'' dedikleri için kimse takmayacak bu olayı. Bakın tekrar ediyorum dışarıda bok gibi insanlar var. Ailenizin alanına girecek her bir insanın ne olduğunu kestirmeye çalışın. Bu sadece çocuklarınız için geçerli değil, kendiniz için de geçerli. Anneniz için de, babanız için de, sizin çekirdeğinizdeki herkes için geçerli. Kimin ne olacağı hiç belli olmuyor. O konularda biraz ağır paranoyak olmasa bile bir paranoya yapın. Doğru bir kelimeyi seçmiş olamayabilirim burada. Şüpheci davranın. Belki bu kadın o çocuklara bir şey yapacaktı. Olabilirdi de. Şu an bambaşka bir olayı da konuşuyor olabilirdik. Bazen şeyi düşündüğüm oluyor. Doğru bir şey mi yanlış bir şey mi tam kestiremiyorum ama sicil kaydı özel bir olay ve bildiğim kadarıyla da istediğin insanın siciline o kadar kolay kolay ulaşamıyorsun. Eğer o kişi size kendi sicilini getirmediyse bakamıyorsun. Ama bu çok önemli bir şey. Belki de günlük hayatta bir selam verdiğimiz bir insanın 75 tane suç kaydı vardır. Belki de çok ağır bir suçtan dolayı yatmıştır çıkmıştır. Tekrarlanabilir bir suçtur belki de. İnsanların siciline ulaşabilmek de biraz kolay olabilmeli gibime geliyor. Belki ben burada size podcast yapıyorum. Fikirler veriyorum. Çok tasvip etmesem de bazılarınız mesela beni örnek alıyor. Yani birini örnek almanıza gerek yok normalde. Ama belki de benim 15 tane cinsel suçum var. Avukat, polis vesaire değilseniz şu anda bunu bilemeyebilirsiniz. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bu ayki gösterileri beklerim. Öpüyorum hepinizi.